Otur otur Cennet Hanım, rahatsız olma. Sağ ol. Yeni işin hayırlı olsun. Oldu mu? Aha. O kadar çabuk. Ahmet de çok sevindi. Zaten senin gibi usta bir dokumacıya ihtiyacı varmış. Borcum çoğaldı. İnşallah helalleşmek de kısmet olur. Bu nasıl söz Cennet Hanım? Ben sizin dokuduğunuz halılardan az para kazanmadım. Bu sadece ufak bir karşılığı o kadar. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ne demek? Bütün hakkım helal olsun. Allah razı olsun. Atölyeyi görmek ister misin? Olur valla. Tamam. Cüneyt, bir dakika gelir misin? Güneş. Onu da götürebilirsin. He. Ya da burada da kalabilir. Yok, o benimle gelsin. Sen bilirsin. Sağ ol. Atölyedeki arkadaşları bir tanı, ortamı bir gör. İnşallah memnun kalırsın. İnşallah. Sağ ol. Gel. Cüneyt, Cennet Hanım'ı Ahmet Bey'in mağazasına götür. Oradan da atölyeye geçecekler. Beklersin, sonra da eve bırakırsın, tamam mı? Baş ustayım Ahmet Bey. Güneş, haydi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Düş peşime de otobüse yetişelim. Hayırlısıyla o cennet kanlı gömleğini muhtarın suratına kendi elimle çarpacağım. Bakalım o zaman böyle bizden illetli gibi kaçanlar ne halt edecekler ha? Kızıl kırt. Hele hadi. Ablacığım, ya bir daha bilmem ama eğer Güneş okumuşsam sen bana kapıyı açma, olur mu? Bekleme de, belki başlarım, kalırım o izle. Peki. Gerekirse ararsınız, gelir alırım sizi. Telefon var değil mi? Yok. Burada dükkanın numarası yazılı. Benimki de. Ararsınız, gelirim. Tamam, sağ ol. Hadi bakalım. Allah utandırmasın. Tamam, ben hallederim. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Yılmaz abinin bahsettiği usta halıcı sizsiniz değil mi? Cennet Hanım. Estağfurullah. Ben çocuğu da getirdim ama. Sorun değil. Buyurun atölyeyi göstereyim. Tamam. Buyurun. Arkadaşlar, Cennet Hanım yeni çalışanımız. Bir ihtiyacı olursa yardımcı olursunuz. Bu tezgah senin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hadi, kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşler. Geç Güneş. Gördün mü? Yeni eleman almış. Geçen hafta yeğenim için konuştuğumda ihtiyaç yok demişlerdi. Kim bilir kimin torpiliyle geldi.
Elinde de çocuk var. Ne günlere kaldık. Çıkar yakında kokusu. Aman boş ver. Biz işimizden olmayalım da. Haydi bakalım. Ya şu şehrin güzelliğine bakın. Parası olan için cennet. Parası olan için de ayrı dertleri var bir kiraz. Merak etme. Ya insanın parası bile olsa bu şehri gezip bitirmeye ömrü yetmez ki. Hala inanamıyorum. Sanki bir an uyanacağım yine Mardin'de evdeyim. Her şey bu kadar güzel olabilir mi diye düşünüyor insan. Sende bu inanç varken her şey çok daha güzel olur. Emin ol. İnat demek istedin herhalde. Keçi inadıyla bizi buralara kadar sürükledi de. Kiraz bugün Zümrüt'ün günü. Onu üzmek yok. Tamam mı? Ne dersiniz? Size güzel bir yemek ısmarlayayım mı? Yok, gerek yok Demir. Gerçekten zaten o kadar zahmet ettin, sağ ol. Zahmet değil canım. Sürpriz. Ne dersiniz? Hazır çıkmışken bir iki yer görelim, değil mi? Demir, gerçekten teşekkür ederiz, sağ ol. Ama ben çok merak etmeye başladım bu yemeği. Birazdan görürsün. Çok özel bir yerde çok özel bir yemek yiyeceksiniz. Yasin! Yasin! Ya Yasin! Ha. Abi telefonu çalıyor ya. Efendim Demirciğim. Yasin'in misafirlerimle geliyorum, karnımız çok aç. Abiciğim çok yoğunum ya, dışarıda yiyin. Ha tamam o zaman. 15 dakikaya biz de oradayız, spesyalimizi hazırlıyoruz. Tamam mı kardeşim? Hadi görüşürüz. Alo! Kapattı arkadaş ya. Ne oldu abi? Hiç sorma, Demir Bey spesyalimle istiyormuş. Aslında benim de canım çekmişti, iyi oldu. Kardeşim şuraya masayı hazırlarsın. Ben çok yorgundum, çok çalıştım, çok çalışıyorum zaten hep. Sen yaparsın bir şeyler. Kesin gelmeyecek, görürsün. Demir bu. Belli olmaz. Acaba partinin benim adım olduğunu söylemesek mi? Ya Melisa'cığım, siz düşman değilsiniz ki. Bir yıla yakın iyi kötü bir şey yaşadınız. O kadar da çekinmene gerek yok. Ne bileyim Leyla ya. Çocuk benim aklımı başımdan aldı resmen. İtalya'ya gidip gelmek de kesmedim. Uzaklaşınca unuturum, rahatlarım dedim ama yok. Hala kaldığım yerdeyim işte. Pek bir yerde kalmamıştınız ya. Neyse. Sağ ol Leyla ya. Vallahi çok güzel moral veriyorsun canım arkadaşım. Senin için parti düzenliyorum. Daha ne yapayım? Kiraz, gel hadi gel. Çok özel bir yer dediğin burası mıydı? Evet, beğenmedin mi? Yok, beğenmemek değil de şaşırdım yani. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, tanışın. Zümrüt, Kiraz, Erkan, Yasin. Efendim, yiyebileceğiniz bu dünyadaki en lezzetli şey şu anda karşınızda. Menemen mi? Yalnızca menemen değil, Yasin'in menemeni. Ha Yasin'den başkasının. Bildiğin menemen işte. Sen kapasana kendini. Ah bak, lezzeti anlayan birisine benziyorsunuz. Yaşayın. Hadi o zaman, soğutmadan yiyelim hemen, buyurun. Şunu şöyle alalım. Al bakalım. Çok güzel. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmez miyim? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Acı biber var mı? Olmam ama. Kardeşim getirsene ya. Turşu var istersen. İstemem mi? Çalışıyorum.
Arkadaşlar kolay gelsin, görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Aa, şuna bak. Biraz samimi olmaya çalışıyor. Haydi anneciğim, gel bakalım. Kolay gelsin. Cennet Hanım. Buyurun. Cennet Hanım, buyur avansın. Ama ben daha çalışmadım. Ama çalışacaksın değil mi? Ben sizin dokuduğunuz halıları biliyorum. O yüzden hemen aldım işe. Hem bizim çalışma usulümüz böyle. Ha öyle mi? Evet. Ha. İyi, sağ ol. Buyurun. Hoşça kal. Hoşça kal. Demek buradaki arabaları siz yapıyorsunuz. Yapmıyoruz da topluyoruz işte. Ama ne güzel. Yani benim hiç böyle zevklerim olmadı. Abla, hadi kalkalım. Hani çok hevesliydin Kiraz, ne oldu? Hevesim kaçtı. Arabaya bak. Leyla geldi değil mi? Melisa? Ne o? Şaşırdın mı beni görünce? Temelli orada kalacaksın diye biliyordum. İnsanın bırakamayacağı şeyler olunca geri dönüyormuş işte. Ya Demircim, Melisa kesin dönüş yaptı. Üniversiteye burada devam edecek. Buyurun, taze çayımız var. Yasin, bizi arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Benim mi? Onların, onun... Hadi Zümrüt, biz kalkalım artık. Bir çay içseydik. Biz çok içtik, size afiyet olsun. Memnun olduk. Ya Demir, aslında biz şey için gelmiştik buraya. Yarın Melisa'nın dönüşünü kutlayacağız biz de. Belki gelmek istersin. Hoş geldin Melisa. Oldu mu? Bunları söylemek için ta oralara gelmeme gerek kalmadı herhalde. Hadi kızlar. Yasin, bir çay doldur da içelim mi? Koydum ya, al. Sen de istiyor musun? Yılmaz, hoş geldin. Çocukları yollarsın sanmıştım. İşin gücünün arasında ne niyetinde geldin. Geçmiş olsun artık. İyisin değil mi? İyiyim, çok iyiyim. Güzel. Hadi evimize gidelim. Aa Kiraz, baksana. Yüksek notu olanlara %100 burs dışında bir de katkı bursu veriyorlarmış. Güzel güzel. Bize de bir faydan dokunur. Bak göreceksin, ben bir okula başlayayım, en yüksek notu alacağım. Aman iyi, başka da bir derdin yok zaten. Ya baksana, Demir çok tuhaf değil mi? Böyle bir sürü parası var, hani lüks içinde yaşıyor. İstese alamayacağı bir şey yok. Ama gidiyor tamirhane köşelerinde menemen yiyor. Değerli olan şeyler illaki pahalı olacak diye bir şey yok ki. Hayatta pahalı olmayan zevkler de olabilir Kiraz. Çok saçma. Benim o kadar param mı olacak? Böyle gideceğim tamirhane köşelinde menemen yiyeceğim. Cık, hayatta olmaz. Ne yaptınız? Anne! Ha, kayıt oldun mu? Hallettik. Ay maşallah maşallah, sen şimdi avukatlık okuluna mı girdin? Evet. Karşında geleceğin avukatı bir genç kız duruyor. Ay maşallah. Bir de geleceği ablası sayesinde belirsiz olan başka bir genç kız. Öyle deme anneciğim. Hepinize sıra gelecek. Sana gelecek, Güneş'e... Beni çekirdin. Gerçekten mi? Ya ne kadar çabuk. Ya Yılmaz Bey sağ olsun beni bir yere yerleştirdi. Anne artık şans yüzümüze gülüyor desene ha. Dur bakalım, bu daha başlangıç. Başımı sokacak bir yerde bulalım. Ondan sonra değmek keyfimize değil mi Güneş? Vallahi ben çok mutluyum. Sonsuza kadar burada yaşayabilirim. Hiç de şikayetçi değilim. Olsan şaşarım zaten. Bir şeyler aldım ya biraz.
Demek bu kadar çabuk bırakıp gidebildiniz beni. Hiç olur mu Sevgi Hanım? Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Çözülür, sorun değil. Çözülür, tabii ki çözülür. Bunca yıldan sonra. Esin'e de söyle hemen geri gelsin. Burası sizin de eviniz. Baş üstüne. Anne. Ne oldu? Babam gözü açık gitti be oğlum. Bak, rahmetliyi rahat ettirmek istiyorsan gereğini yapacaksın. Yalnız gereği değişmiştir şimdi. Yemin, ben çok düşündüm. Sen o yılanların canına kastedip de katil olmayacaksın. Yok. Sen Zümrüt'ü Faysal Ağa'nın ayağının dibine atacaksın. Öyle olunca Cennet de öbür cihanları alıp gelecek mecbur. Kendi kızının marabası olacak. Bu daha büyük bir intikam. Sen onları buraya getireceksin ki bizim yüzümüz yerden kalmasın. Vay Cemal Ağa, vay Cemal Ağa. Kaderinde seni iki kişilik cemaatle kaldırmak da varmış ya. Ya anne, o 200'lerin fatihasına mı kaldı benim babam? Boş ver. Hem Sevgi Hanım da geldiğine göre yemeye başlayabiliriz. Afiyet olsun. Müsaaden olursa Kiraz sana bir şey söyleyecek. İzinsiz odanıza girdim. Özür dilerim. Olur öyle şeyler. Asıl ben seni korkuttum, kusura bakma. Evde yabancı görmeye pek alışkın değilim de. Cennet Hanım, her şey iyi gidiyor. Bu da hayat yolunda demektir, değil mi? Sağ ol, hakkın ödenmez. Estağfurullah. Bir tek derdim var, yerimi yurdumu bilmek. Eğer müsaade edersen bu misafirlik artık bitsin. Cennet Hanım, bilmediğiniz şehirde rahat edebileceğiniz bir ev bulmak kolay mı? Ayrıca o işler temizlenecek. Bir de burası kocaman bir ev. Rahatsız edeceğiniz bir durum yok ki. Merak etmeyin Cennet Hanım. O işi ben halledeceğim. Bizim mahallede kiralık evler var. Onlara bakabiliriz. Yılmaz, bizim dernekte böyle şiddet görmüş muhtaç kadınlar için bir fon var. Hatta bir evden de bahsediyorlardı. İsterseniz bir konuşayım. Bence okula yakın bir yer olsa çok daha iyi olur. Yani her gün o trafik çekilmez. Arabayla bile bugün çok zorlandık. Evet, yol çok uzundu. Sen de zahmet oldu, sağ ol. Ya olur mu? Yabancısın. Yolları bilmen için biraz karışık. O yüzden söyledim. Benim oğlum böyledir işte. Her şeyin üstüne vazife edilir. Sevgicim, oğlumuz centilmendir. Biz de işte durakta yolumuzu bulmaya çalışırken... Ya tamam, götürecek bir şey yok. İyi ki gördün bizi. Ya biz kendimiz giderdik ama nasıl dönerdik onu bilemeyeceğim. Hadi bakalım, çorbalarınızı soğutmayın. Afiyet olsun. Hadi. Oğlum sen ne diyorsun? Hem elin hem gözün telefonda, ne bir haber bekliyorsun?
Bu jandarma bizim muhtarı aldı mı acaba? Ne? Jandarma? Ne edecek o? Demek ki bir bildiğim varmış jandarmanın ilgisini çekecek. Hala. O çoktan kaçmıştır. Kaçar. Bu sefer buldu belasını, biraz zor kaçar. Hadi inşallah. Babanın intikamını da böyle bir avazda alırsın ha, aslan oğlu. Babamı kırkı çıkmadan alnımızın akıyla döneceğiz anne köye. Bak o duasını esirgeyenler gelip nasıl tek tek dua edecekler. Baban onlara ne etti ki? Hiç. Baban ne ettiyse bana etti. Ben daha Gonca Gülken o karıyı üstüme getirdi. Bilmiyorum, belki sevdi, belki sevmedi. Allah'a ayağın bana karanlık. Ama bana çok çektirdi, çok. Çok çektirdi. Hakkımı helal etmeyecek olsam ben etmezdim. Ama bak, aslan gibi, dağ gibi bir oğlan verdi bana. Affettim gitti.